Kerbela Hz. Hüseyin'i anma ve anlama etkinliğine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Acı olaylarına rağmen tarihe bıraktığı misyonu anlayanlar
dünyaya meydan okumuşlar ve bunun neticesinde günümüzde Bediüzzaman Said Nursi, Şehit Şeyh Said, Şehit Hasan el-Benna, Şehit İskilipli Atık Hoca, Şehit Aytaç Karan, Şehit Yasin Bölü ve Şehit Sacit İşkin gibi izzet ve cesareti yüklenmiş öncü şahsiyetler tarih sahnesine çıkmışlardır. Allah hepsinin şehadetini mübarek eylesin. Kerbela Müslümanlara gücün değil, Hakk'ın tarafında olmayı, güçlü bir Yezid ile değil, haklı bir Hüseyin ile olmayı bize öğretmiştir. Ey Müslüman! Bugün müstekbirlerin imkanları, silahları, paraları, makamları yine gücü ellerinde bulundurması seni aldatmasın. Sen Rabbine iman etmiş iken gücün değil, Hakk'ın tarafında olmayı bilmelisin. Kerbela, haksızlık ve zulmün karşısında ilk ve izzetli duruşun adıdır. Kerbela, nebevi bir mektepte yetişip, yol alan dava erenin zayıflık, zelillik ve haksızlığa boyun eğmeyeceğini bize öğreten bir mekteptir. İslam'ın din, yol ve amaç edinmiş olanların onu yeryüzüne hakim kılıncaya kadar yapacağı mücadelenin adıdır Kerbela. Bugün İslam ümmetinin içinde yüzlerce Kerbela'ya şahit olmaktayız. Filistin'de, Suriye'de, Irak'ta, Keşmir'de, Doğu Türkistan'da, Bangladeş'te, Arakan'da ve diğer İslam ülkelerinde atan kanlar bizim kanlarımız, kirletilen namuslar bizim namuslarımız, toprakları işgal edilen İslam ülkeleri bizim ülkelerimiz değil midir? Tarihin tekerrür etmesi bize tekrar gösterdi ki Yezidler hiçbir zaman bitmeyecek. Ona karşı kıyam eden Hüseyin ve Zeynepler de bitmeyecek. Selam tevhid davasını yüklenmiş ve bu Ebu Uğur'da hiçbir zillete boyun eğmeyen siz Hüseyin ve Zeynep bacılarının üzerine olsun. Bu kıssalar bizi ağlatmak için gelmemiştir. Evet,
insanız, ağlarız. Doğal bir tepkidir. Üzülleniriz. Ama hiçbir kıssa ağlatmak için gelmemiştir. Her kıssanın sonunda Allah Teala der ki: "Efela ta'kilun, tetefekkerun, yetefekkerun." Düşünmez misiniz? Akletmez misiniz? Âdem'den, Nuh'dan, İbrahim'den, Musa'dan, İsa'dan, Muhammed Aleyhisselam'ın hayatından size onca haberler veriliyor. İbret almaz mısınız? Kerbela'yı dinlersiniz, İmam'ı dinlersiniz, Hazreti Zeynep'i dinlersiniz. İbret almaz mısınız? Tefekkür etmez misiniz? Düşünmez misiniz? Bütün kıssaların temelinde bu mesaj vardır. Ve o ve kardeşi üzerine Muhammed Aleyhisselam bir takım hadisler bizlere bildirdi. Dedi ki: "Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin'denim. Allah'ı seven Hüseyin'i sevsin. Hüseyin torunlardan bir torundur. Bu ikisi, yani Hasan ve Hüseyin, benim bu dünyada kolladığım iki reyhanımdır. Hasan ve Hüseyin cennet gençlerinin seyyididirler, efendisidirler." Peygamber Aleyhisselam buyurdu ki: "Bir kötülük gördüğünüzde elinizle düzeltin. Buna gücünüz yetmiyorsa dilinizle düzeltin, konuşun. Buna da gücünüz yetmiyorsa kalben buğz edin." Bazı kötülükler vardır, kalben buğz edebilirsiniz. Çünkü o kötülük sadece onu icra edene zarar verir. Ama bazı kötülükler vardır ki artık işleyeni aşar. O kötülük bazen bir mahalleye zarar verir. Bir konser yapılır, bir ilçeye zarar verir. Bir festival yapılır, bir şehre zarar verir. Bazı kötülükler memlekete zarar verir. İşte Müslümanın buralarda kalben buğz etme hakkı yoktur. Bizi öyle bir hale getirdiler ki, biz öyle bir hale geldik ki, bütün kötülüklere sadece buğz ediyoruz. Yanı başımızda her haltı yiyorlar, her merhameti işliyorlar, her suçu intikam ediyorlar, biz sadece kalben buğz ediyoruz. Dili olanlar konuşmuyor, kalemi olanlar yazmıyor, ele ayağı tutanlar hiçbir şey yapmıyor. Sadece buğz ediyoruz. İmam da kendini düşünseydi gitmezdi. Eğer sadece kendi canını düşünseydi Mekke'den çıkmazdı. Ama imam artık kendini açmış. Kendini açmış, o bizleri düşünüyor. O bizleri düşünüyor. Nasıl bizi düşünüyor? Eğer Hazreti Hüseyin Kerbela'ya gitmeseydi, bu ümmet belki de kıyamete kadar kendi içinden çıkacak zalimlere sesini çıkarmayacaktı. Bunu normal görecek. Ya işte bu zalime bir şey demek gerekiyorsa, kardeşim peygamberin evladı sesini çıkarmamış. Bize ne oluyor diyecektik. Hazreti Hüseyin bahanelerimizi aldı. Her Müslüman, kendi döneminin zalimine ses vermek zorundadır. Her Müslüman kendi içinden çıkmış zalime sesini yükseltmek zorundadır. Kalemi
yeticisiziz, bilgisiziz. Sadece kalben buz ediyoruz. Bir gün o da gidecek, onu söyleyeyim. Önce elimizden, ayağımızdan gücü aldılar. Sonra ağzımızı kapattılar. Burası kaldı. Bir gün burası da artık hareket etmeyecek. Bana ne diyeceğiz? Gördüğümüz her münkerata bana ne diyeceğiz?